Arkadaş video atmış. Attığı videoda gördüm ben, eyvah dedim ya, bu nedir? Evet, şu anda yayındayız. Birazdan yayına geçeceğiz. Sadece yine ekrana vermedim. Şunu da şöyle yapayım. Evet, canlı yayına başlat dedim abi. Canlı yayındasınız. Geldi. Mükemmel bağlantı diyor. Bunu hemen test ediyorum ben. Şöyle yapalım. Ve buradan hemen gelelim canlıdan. Bakalım. Evet. Evet, iyi görünüyor şu anda. Discord'un sesini biraz açtım. Sizin sesi daha iyi duymak için. Şuradan da hemen. Evet, şu anda yayındayız. Arkadaşlar merhaba herkese. Az önce şeyle alakalı teknik bir sorun yaşadık. Yayın bağlantısıyla alakalı teknik bir sorun yaşamıştık. Bu yüzden biz de Kadir Hoca ile düşündük ki biz bir yayını bir daha yapalım. Niye? Çünkü donmalar olmuş, görüntü kayması olmuş. Şu anda yayın güzel görünüyor bana. Benim internetimle alakalı bir sıkıntıydı diye tahmin ediyorum. Çünkü ayarlar vesaire her şey çok çok iyiydi, çok çok normaldi. Benim internetimle alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Kadir Hoca da ben de dedik ki yani biz bu yayını bir daha yapalım. Hani yapmışken güzel bir yayın ekrana verelim dedik. Küçük de bir Kadir Hoca sizin sesinizi de alayım. Ben sizin sesinizi de test etmiş olayım. Arkadaşlar merhaba. Sesim nasıl? Kaliteli geliyor mu? Ben hemen bir telefondan da bağlanayım, oradan da bakayım. Hem sizin bir görüntüyü de test edelim. Şu anda görüntünüz var. Hemen zaten bildirim gelmiş bizim şeye. Evet, şu anda 4 kişi olmuş bile. Sesim nasıl? Kaliteli geliyor mu? Hocam gayet iyi sesiniz. Ben telefondan açtım, baktım. Şimdi arkadaşlar, demin dediğim gibi yayını yeniden yapma kararı aldık. Konumuz coğrafya, bilim. Küçük bir aksilik yaşadık. Umarım bu aksiliği, veri bağlantısından dolayı yaşadığımız bu aksiliği bu yayında yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. Kadir Hocam, isterseniz yine kendinizi tanıtın. Aynı şeyleri bir daha yaşayacağız. Bir daha. Tüm konuları bir daha üzerinden geçeceğiz. Tamam. Herkese tekrar iyi akşamlar. Bu akşamki konumuz coğrafya. Coğrafya nedir? Hayatımıza ne tür etkileri ve katkıları vardır? Ne tür faydalar sağlar? Bilgi sistemleri ve bilgi dalları içerisinde ne tür bir bakış açısı kazandırır? Nerelere dokunur? Nerelere temas eder? Efendime söyleyeyim, gibi konularla aklımıza gelen şeyleri söyleyeceğiz. Bu konularda bilgi vermeye çalışacağız. İsmim Kadir Dülger, benim coğrafya öğretmeniyim. Bu yayında coğrafya ile ilgili konular konuşmak üzere bu yayını açtık. Dilerseniz ben şeyle ilgili başlayayım. Coğrafya nedir? Kökeni nedir? Nereden başlamıştır? O literatür nasıl oluşmaya başlamıştır? Bunlardan biraz konuya girelim isterseniz. Yani ben araya gireyim. Evet, dediğiniz gibi hocam, coğrafya nedir? Coğrafya hayatımızda ne gibi öneme sahiptir? Hani insanın yaşamasında coğrafya ne kadar önemlidir? Ve ben eski şeyi de sorayım şimdi, araya bir başlık daha atayım. Eski çağlarda insan coğrafyayı nasıl, şimdi birazdan modern bir çağda yaşıyoruz biz, aletler, edevatlar modern. O dönemlerde, yani taş devri vesaire ve önceki dönemlerde coğrafya nasıldı? İnsanlar orada daha mı zorlandı? Ne gibi zorluklar yaşadı? Onları da araya anlatıp harmanlarsanız çok sevinirim hocam. Coğrafyanın tanımından başlayacak olursak, coğrafya
Doğa ve insan arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Yani coğrafya denilince yaygın kanaate göre şöyle bir şey zannedilmesin. Dağların isimlerini alt alta sıralayıp ezberlemek, efendim ovaları, platoları saymak, kuru kuruya hani sübhaneke ezberler gibi bir şey değildir. Yorum yapabilme becerisini, öngörebilme becerisini, insan yaşantısıyla ilgili alaka kurabilme becerisini kazandırır. Söz gelimi yani yaygın bir sorun olan küresel ısınma, sanayileşmenin had safhaya çıkması, nüfusun artmasıyla birlikte ortaya çıkan karbon salınımı ve iklim değişikliğinin insan doğrusu demeyelim de dezavantajlarını öngören, şimdiden ortaya koyan ve tedbir alabilmek için neler yapmamız gerektiğini de anlatan bir bilim dalıdır diyebiliriz. Peki eski çağlarda coğrafya nasıl yapılıyordu? Elbette ki bugünkü gibi modern şeylerle yapılmıyordu. İşte gelişmiş teleskoplarla, gelişmiş sismograflarla, efendime söyleyeyim çeşitli işte uzaya balon göndererek alınan ölçümlerle falan yapılmıyordu. Son derece kısıtlı imkanlarla kafası çalışan bir takım zeki insanların, bunlar o günün filozoflarıydı veya bilim adamlarıydı. Doğadaki sadece basit yalın gözlemlerle, yani hiçbir ölçme aracı kullanmadan sadece yalın duyu organlarını yorumlayarak, çıkarsayarak, işte tümden gelip tüme varım vesaire zihni çabalarla yapılabilen bir şeydi. Mesela Aristo ayın yüzeyine düşen dünyanın gölgesinin yuvarlak olmasından hareketle dünyanın şeklinin de yuvarlak olduğu sonucuna varmıştı. Bak burada hiç teleskop kullanmıyor, gelişmiş araç kullanmıyor, zaten yok, kullanamaz. Ama ne yapıyor? Duyu organlarını öyle etkili kullanıyor ki bir takım bilgiler elde edinebiliyor. Coğrafya kavramı kelime olarak ilk defa eski Yunan'da ortaya çıktı. Bu kavramı ortaya çıkartan kişi Eratosthenes, milattan önce 200'lü yıllarda falan. Coğrafya kelimesi iki tane kavramın birleşiminden oluşuyor. Geo, yer demek, grafi, şekil, tasvir, suret gibi anlamlara geliyor. Hani bugün hala kullanırız grafik mesela. Evet. Grafik dediğinde şekil anlamına gelir veya suret anlamına gelir. Geo ve grafik kelimelerinden birleşerek oluşan coğrafyada yerin tasviri, betimlemesi anlamına gelir. Yani yeryüzü şekillerini vesaire bunları tasvir eder, yorumlar, niteleyen bir bilim dalı diyebiliriz. Okeydir. Efendim. Şimdi Erhan, hocanın sesi çok kısık demiş. Ben de senin sesini açayım. Biraz da sesini yükselterek konuşabilirsen Kadir hocam çok sevinirim. Şuradan bakayım. Benim ayarlarımdan da yükseliyorsa bir bakayım. Burada da ayar var mıdır? şu anda yükselttim. Hatta fulünde alıyorum. Evet, nasıl şu anda arkadaşlar sesler? Benim sesim nasıl? Bakayım ben bir bakayım şeyden. Diğer. Çıkış sesi yarıda biraz. Olur büyük bir ihtimalle abi. Şu an sesinde bir değişim oldu mu? Yükselme falan. Bakayım ben şu şeyden açayım. Telefondan bakayım. Evet, nasıl şu anda arkadaşlar sesler? Konuşabilir misiniz hocam?
Yükselme var mı sesinde biraz önceye göre? Sesin nasıl? Yükselme İyi. var mı? İyi hocam, yükselme var. Yükselme var, devam edebiliriz. Büyük ihtimalle Tamam, daha iyi hocam. Devam edebilirsiniz. Böldük size. evet. Biraz önce dedik ki coğrafya sadece kuru kuruya ezber yapılan bir şey değil. Aynı zamanda neden sonuç bağlantılarını da kurduran bir bilim dalıdır. Zaten onu bilim dalı yapan şey de budur. Nedensellik bağlantısını kurabilmesidir. Mesela coğrafyanın ilkelerinden bir tanesi neden sonuç ilkesidir. Örneğin 99 Düzce depremi neden oldu? Cevap Kuzey Anadolu fay hattı kırıldığı için. Ya da gece gündüz neden birbirini takip eder? Arka arkaya sürekli devinim içerisinde olur. Cevap dünyanın eksen hareketi veya günlük hareketinden dolayı güneş karşısındaki. Ya da yaz aylarında en uzun gündüz niçin Sinop'tadır? Evet ya. Cevap çünkü Sinop Türkiye'nin en kuzeyinde yer aldığı için yaz aylarında da kuzeye doğru gündüz süresi uzadığı için en uzun gündüz oradadır. Ya Ben da buyurun hocam, devam edin siz. Ege bölgesinde niçin Ilıca, Kaplıca, termal tesis, termal turizm yoğun olarak vardır? Cevap Ege bölgesinin yer yapısı 10 derece kırıklı bir yapıda olduğu için yüzey suları yerin altına iner, ısınır, tekrar çıkar. Ilıca, Kaplıca ve termal turizm tesisi olarak karşımıza çıkar. Yani olayları nedeniyle ve sonucuyla birlikte ele alan bir bilim dalıdır. Evet, şey soracağım. Mesela bugün de denk geldi. Az önceki yayında da, bir önceki yayında da söylemiştim ben. Biz şu anda Ömer de iyi demiş, iyi gibi demiş hocanın sesi. Biraz daha yüksek konuşacağız zaten biz Ömer. Biraz daha ikimiz de sesimizi yükselteceğiz. Bugün tesadüfen denk geldi. Biz şu anda en uzun geceyi yaşıyoruz. Yani dünyanın hareketiyle nasıl bir ilişkisi var bunun? Yani biz niye en uzun geceyi 22 Aralık'ta yaşıyoruz? Niye? Nasıl oluyor bu? Yani ilginç bir durum bu. Senin sesinde biraz kopmalar var ama ben soruyu anladım. Tamam. Anlatayım. 21 Aralık gecesi en uzun gece olmasını yani aslında şöyle diyelim, şöyle 22 Aralık değil mi genelleştirelim. hocam? Dünya üzerinde ve gece ve gündüz süre farkları nereden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Dünyamız güneşe karşı bulunduğu konum itibariyle biraz eğik vaziyette duruyor. Bir daha konuşur musun mesela? 22 Aralık değil mi en uzun gece? 22 Aralık değil mi? Yok, 21 Aralık. Aa. Mesela bak 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart hep 21-21 diye gider. Bir Ha. tek Mart 23, evet bir tek Eylül'deki 23 diye gider. Onun da sebebi yörüngenin eliptik olmasıdır o 2 günlük farkla. Normalde 21'dir yani. Tamamdır. Yani bu dünya Aslında bugün de yörüngesinin 22'nin gecesi yani. Gündü diyelim. En evet. uzun gece. Şu an ben doğru mu anlamışım? Dünya yörüngesi eliptik ve eğik olduğu için, dünya yörüngesi güneş etrafında eliptik döndüğü ve eğik olduğu için biz gün farklarını yaşıyoruz, değil mi? Şöyle yanlış anlaşılma olmasın. Yörüngenin eliptik olması, bu coğrafyada 4 tane özel tarih vardır. Gündüzlerin uzayıp kısalmasını ifade eden. Evet. Bunlar 21, 21, 21 diye gider.
Bir tek Eylül'deki 23 diyetler, o aradaki 2 günlük gecikme farkı yörünge eliptik olduğu için Dünya Güneş'ten uzaklaşmıştır. Uzaklaştığı için yörünge hareketi gecikme yaşamıştır. Hız dolayısıyla yavaşlıyor. Uzaklaştığı için daha uzun mesafede oluşması gerekiyor. 2 gün geç gidiyor varacağı yere. Oradan kaynaklanıyor o. Hatta şey de ondan. Mesela Şubat neden 28 teker? Çünkü Ocak'ta Dünya Güneşi o kadar yaklaşmıştır ki yaklaşınca yörünge mesafesi çok, hani yakın olursa etrafını kolay dönersin ya, çizgisel mesafe kısaldığı için evet, hızlı dönersin. Hızlı döndüğün için Ocak'tan sonraki Şubat ayını 2 dakikada bitirirsin yani. 30'da tamamlayamazsın. 28'de biter. Anladım. Okeydir. Yani tamamen bu yörüngeyle alakalı bir durum diyoruz. Diğeri ise karıştırmayalım. Gece gündüz süreleri ve mevsimler ise iki tane sebepten kaynaklanıyor. Hı. Bir, Dünya'nın Güneş'e karşı böyle yan yatmış vaziyette eğik açıda durması ve bakması, bu da yetmez. Yani sadece eğik olsaydı mevsimler ve gece gündüz süreleri farklı olur muydu? Hayır. Bir de yörünge hareketi ile, yani mesela Dünya'nın Güneş'e eğik batması ne demek? İki yarım kareye bölersek Dünya'yı kuzey ve güney olarak, bir tarafı Güneş'e doğru baktığında bakan taraf daha iyi aydınlanmış ve zıttı taraf veya güney yarım küre daha az aydınlanacaktır. Anladım. Zaten şu fizik kuralıdır. Yani küre olan bir cisim güneşin karşısında hangi pozisyonda durursa dursun tek bir anda %50'den daha fazlasını aydınlatamaz. Çünkü ışık doğrusal bir şekilde gelir güneşten. Işık kıvrılarak böyle arka tarafına değip de orayı gündüz yapamaz. Yani dolayısıyla bir tarafın güneşe karşı eğik durması, ki bu eğikliğin de sebebi bir göktaşının çarparak eksenini yamultmasıdır. Bir tarafı eğik olunca güneşten daha iyi yararlanır. Daha fazla aydınlık alan ortaya çıkar. Bu gündüz süresini uzatır. Gündüz süresinin uzun olması ısı birikimini sağlar. Isı birikimi yan mevsiminin yaşanmasını sağlar. Tam zıttı mevsiminde de buna mukabil daha karanlık, daha uzun geceler, daha soğuk ve daha kış mevsimini ortaya çıkarır. Ama bu kuzeye bakan yön hep böyle durmayacak ki, Dünya'yı yörünge hareketiyle 6 ay sonra karşı taraftan dolaşacak. Zıttı istikamete geçtiğinde eğiklik sistemi değişmediği için bu sefer güney yarım küresi güneşe bakacak. Kuzey yarım kürede karanlıkta kalan miktar daha fazla olacağı için burada geceler uzayacak, burada gündüz olur. Yani şöyle söyleyeyim. Onu ben anlayamadım hocam ya. Dünya üzerinde... Efendim? Şeyi anlayamadım ben. Şimdi biz buradayız. Güneş bu. Biz buradayız. Burada böyle. Buraya geçtik mi? Ha. Aha. Tamam, okey. Anladım. Dünya burada böyle duruyor. Bu güneş. Şu elim güneş. Şey, dünya. Dünya burada böyle duruyor. Böyle dolaştığında eksen eğikliğinden dolayı aslında güney yarım küre güneş alırken kuzey yarım küre güneş alıyor gibi oluyor. Bu da ısı farklarını oluşturuyor. Şimdi anladım. Okey. Çok güzel bir açıklama. Evet, tamam. Tamamdır. Aynı zamanda güneşe doğru taraf bakan taraf sadece gündüz süresinin uzun olmasıyla kalmıyor. Ekstradan güneş ışınlarının geliş açısı da yüksek oluyor. Isı birikimini sağlayan bir etken de o. Hem aynı zamanda gündüzün uzun olması artı açı dikey yakın olduğu için daha fazla foton miktarı metrekare başına düşüyor için bu da ısınmayı artıyor. Aynı zamanda başka bir sebebi daha var. Güneşe bakan tarafta daha atmosferden kat ettiği mesafe de kısalıyor. Yani bütün koşullar daha iyi ısınmayı sağlayacak şekilde, yaz mevsimini gerçekleştirecek şekilde gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla eğiklikle beraber yörünge hareketi torpilli ısınan tarafların yer değiştirmesine, bu da mevsimlere ve gece gündüz sürelerine sebep oluyor. Okeydir hocam. Şimdi peki o zaman şey konusuna geçelim. Coğrafya neden ihtiyacımızdır konusuna geçelim. Oradan da şeye geçeriz isterseniz.
eski insanları birazcık düşünürüz. Yani coğrafya o zaman bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Biz yaşamak istiyorsak, hayatta kalabilmek istiyorsak coğrafyayı iyi bilmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz nasıl diyeyim, bulunduğumuz konumun coğrafi konumları, buna neler giriyor, coğrafi durum diyeyim, ben konum demeyeyim, ısı, sıcaklık, mevsim gibi şeyler giriyor. Damlar, basınç Ha, vesaire. bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor, değil mi? Peki eski insanlar ne kadar zorlanmış? Yani biz ne kadar zorlanıyoruz? Daha mı kolaydı eskiden? Şimdi şey deniyor ya, işte küresel ısınma var. İnsanlar için daha zor, ki hala mesela ben Bursa'dayım. Doğru düzgün yağmur yağmadı. Eskiden daha mı zordu iş, ki daha zor gibi geliyor bana. Şöyle söyleyelim. Bu mesela bilgi edinme konusunda konuşacak olursak şu anda çok çok daha avantajlı konumdayız. Mesela ilk çağda çizilen haritalara bakıyoruz, orta çağda çizilenlere bakıyoruz, yeni çağda çizilen haritalara bakıyoruz. Ne kadar eskiyse harita o kadar berbat, o kadar yanlış, hatalarla dolu. Günümüze ne kadar yakınsa haritacılık biliminin geliştiğini ve çok daha doğru metotlarla doğruya en yakın çizimlerin yapılabildiğini görüyoruz. Mesela bunda uçağın icadı var, uydu sistemleri var, efendime söyleyeyim dronlar var, yakın plan çekimler yapabiliyorsun. Bu bakımdan şu anda çok çok daha ileri düzeydeyiz. Gelişmiş teknik araçlar var. Yani her bir detayı duyu organları biliyorsunuz hata yapmaya meyillidir ve birçok şeyi alamazlar. Yani hassas deprem dalgalarını algılayamaz, belirli bir tayftan yukarıda ve aşağıda olan ışınları algılayamaz, kızılötesini algılayamaz. Bu bakımdan şu anda daha avantajlıyız. Ama küresel ısınma konusuna ayrıca değinecek olursak, normalde iklimler değişmez değildir. Yani çünkü dünyada ve evrende sabit olan hiçbir şey yok. Her şey hareket halinde. Dolayısıyla iklimler de kıtalar hareket halinde, atmosfer, iklim, efendime söyleyeyim canlılar hareket halinde, atom hareket halinde, elektron sürekli dönüyor. Dolayısıyla bu hareketli evrende iklimlerin de sabit olması düşünülemez. Fakat burada problem olan ne? Burada iklimlerin insanların sanayileşmesiyle birlikte doğaya yaydığı karbon gazıyla 10 derece hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişime adapte olamayacak durumdayız. Yani mesela son yüzyılda sıcaklıklar 1 santigrat derece artmış. Normalde bize çok az gibi görünüyor. Ama dünya ölçeğinde düşündüğümüzde bu o kadar bir devasa etki yaratıyor ki milyonlarca ton buzun erimesi, alçak yerlerin sular altında kalması, ortalama sıcaklığın artmasıyla efendim bazı virüs, bakteri türlerinin zararlıların hızlıca yayılması ki bu mesela atıyorum bu bir derece hani 500 senelik dönemde, 1000 senelik dönemde olsaydı doğa bunu yavaş yavaş adapte olabilecekti. Ama çok kısa bir süre özellikle de bu bir derecenin yarım derecesi son 10 yılda gerçekleştiği için hani bir sürü hayvan türünün hayatını kaybetmesine, yaşam alanlarının yok olmasına vesaire sebep olacak. Ve deniz kıyısında olan birçok yerleşim yerleri ve tarihi yerler de var bunların içerisinde. Sular altında kalacak. Bu da bir felaketi şey tetikleyecek. yapıyor. Bir de şeye de girelim isterseniz. Hani küresel ısınma niye ısınıyoruz? Niye sıcaklıklar Bir artıyor? de şeyi Ona da sor girelim mi? girelim bir de şeyi soracağım ben. Şimdi küresel ısınmada şey çok tetikliyor diyorlar. İşte bu büyük baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar, bunların çıkardığı gaz, Metan gazı. metan gazı falan çok tetikliyor diyorlar. Bu ne kadar doğru? Yani o kadar hayvan osurunca, affedersiniz, hani nasıl olabiliyor? Yani şimdi bilemiyorum o konuda da, bir yandan da mantıklı geliyor. Bir izlediğim bir belgeselde şey vardı. İşte böyle bir şeyi gösteriyor. Amerika'da bir çiftliği gösteriyor. Büyük baş çiftliğini gösteriyor. Belki gözünün alabildiğine inek, açık alanda o kadar büyük bir yer ki. Hani gerçekten Allah Allah falan diyorsun. Bu doğru mudur, nedir hocam?
Doğrudur. Şöyle ama şöyle bir bakış açısı var. İneklerin salmış olduğu bağırsaklarında üretmiş olduğu sindirim sırasında açığa çıkan metan gazı karbondioksit gazından fersah fersah daha ileride ısıyı çok daha tutabilen bir yapıda olduğu için küresel ısınmayı durduracak sebepler arasında bir de kişi başına düşen et tüketiminin azaltılması ve bitkisel proteinlere ve bitkisel yiyeceklere ağırlık verilmesi de tavsiye ediliyor önlemlerden birisi olarak. Bak çok ilginç bir şey. Ben şimdi işte çalışıyorum. Ben bir işte çalışıyorum. Öğle yemeğine çıkıyoruz biz. Hatta bugün işte bizim amirimiz de var. Yani ben de şey yiyeceğim, sebze yiyeceğim dedi. Ben de geçenlerde öyle bir kafaya girdim. Yani nereye gitsen şey, et. Ya tavuk, ya işte dana, ya hamburger, ya döner, ya İskender, ya köfte. Sürekli şey yiyoruz dışarıda. Hani dışarıda böyle sebze yiyecek bir şey de yok. O açıdan gerçekten çok fazla tüketiliyor olabilir. Et ve et ürünleri. Ama insanın belli bir miktarda şey yapması gerekiyor sanırım. Hani vücudunun buna da ihtiyacı var. Tabii. Değil mi? Tabii proteinsiz de yaşayamıyoruz. Yani bu biraz çıkmaz sokak gibi, paradoks gibi bir şey yani. Hani etsiz de yaşayamıyorsun. Yani sonuçta ben bir protein almadan yapı taşımı oluşturamıyorum. Sadece bitkiyle beslendiğimde de problemler oluyor. Ama hani azaltmak tavsiye ediliyor şeyler arasında. Hatta bir de büyükbaş hayvanlar sadece bundan değil, temiz su kaynaklarını da azaltan bir şey aynı zamanda. Yani 1 kilo etin oluşabilmesi için işte şu kadar yüzlerce kilo ot yemesi, o otun da oluşabilmesi için şu kadar yağmur suyunun, şu kadar efendim sulama suyunun harcanması falan bunlar da hesaplanıyor. Aslında burada temel sorun et tüketimini yok etmek, azaltmaktan ziyade kontrolsüz bir şekilde üreyen sağlık imkanları biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde gelişti. Yani son 50 senede, 100 senede eskiden insanlar çok basit virüslerden 20 yaşında bebekken falan ölürken şu anda insan nüfusu katlanarak astronomik seviyelere çıkıyor ve biz bunlara hazır değiliz. Bu kadar nüfusu beslemek, doyurmak, tarım tekniklerinin sürekli gelişmesi, sürekli genleriyle oynaman gerekiyor. Geleneksel türler artık verimsiz olduğu için kalabalık nüfusu besleyemiyor. Tavukların hızlı şişmanlaması gerekiyor. Yumurtaların iri olması gerekiyor. O kurbanlık hayvanların 1 ton 2 ton olması gerekiyor. Doğada bunları bulamazsın ki. Doğada Afrika ineklerine bak geleneksel Evet. temikler sayılıyordur. Yani bu inek olduğunu bile anlayamazsın. O kadar Evet. zayıftı. Ama insanlar bunlarla geliştiriyorlar. Evet hocam hakikaten yani tavuk alıyorsunuz. Yani tavuğu da geç şey de yani et dışındaki ürünler de öyle sadece. Pazardan geçen yaz valide çilek almış. Nasıl bir çilek o? Ya yumruğun kadar çilek içi boş. Hiçbir şey yok içinde. Yani dediğiniz gibi tamamen şeye, büyüklüğe ve ağırlığa odaklı şey yapıyorlar sanırım. Tüketim bazında tamam büyük olsun, ağır olsun kafasında gidiyorlar. Evet, peki şimdi buradan şey konusuna geçelim yavaştan. Çok kısaca isterseniz bahsedin. YKS, LGS, KPSS gibi şeylerden. Hani bu sınavlar girecek öğrenciler daha çok hangi bölümlerde iş bulabilirler, ne gibi işler bulabilirler? Hani bunlardan da küçükçe bahsedeyim. Zaten bu çok büyük bir konu aslında. Hani çok önemli bir, çok farklı bir, detaylı bir konu. Yani bunlar da küçük bir başlık açarsak bence iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim, coğrafya branşında eğitim görmek isteyenler için iki kategori var. Bir coğrafya bölümü, sadece coğrafi bilgilerin verildiği bir bölüm, formasyonu olmayan. Bir de coğrafya öğretmenliği bölümü. Ki bir şeyin peşinde öğretmenlik tamlaması varsa orada formasyon işin içine girer. Yani sadece hani mesela bir üniversitede sadece yalın kuru bilgi öğrenmedik ki öğrenciyle nasıl şey yapılır, onun seviyesine nasıl inilir, Psikoloji. sınıf yönetimi nasıl olur, efendime söyleyeyim bir bilgi nasıl eğlenceli, ilgi çekici hale getirilir, ne tür metotlarla anlatılır, ders öğretim teknikleri,
efendime söyleyeyim, yani işin içerisinde sayısız şeylerin olduğu, buna da formasyon diyoruz veya tezsiz yüksek lisans diye bir kavramla da karşılanabiliyor. Bu gerekiyor. Eğer ki coğrafya bölümü okunmuşsa formasyonlu olarak 4 yıllık bir bölüm, hazırlık oluyorsa 5 yıl oluyor üniversitesine göre ve bu bölümden mezun olanlar da çalışabileceği alanlar işte Devlet Su İşleri, Harita Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Eğer ki yüksek lisans yapıp akademik alana geçerse üniversitelerde çalışabilir veya tesis yüksek lisans veya formasyon alırsa liselerde öğretmen olarak çalışabilir. Bu böyle. Bir de coğrafya öğretmenliği bölümü okumuşsa yine o da 4 yıllık hazırlığı yoksa burada da Milli Eğitim Bakanlığı liselerinde çalışabilir. Özel liselerde, dershanelerde, etüt ve kurs merkezlerinde veya yüksek lisans yapmışsa yine üniversitede çalışabilir olarak sıralayabiliriz. Anladım hocam. Yani aslında şeyleri çok. işe girebilecekleri alan çok fazla diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Mesela öğretmenlik branşları olarak söyleyecek olursak biliyorsunuz öğretmen artık bol sayıda 2000'lerden sonra her bir apartman dairesine birer üniversite açtıktan sonra o kadar çok mezun verdi ki dolayısıyla bir iki branş hariç öğretmenliklerde ilk 3-5 branş hariç geri kalanlarda alım çok az, fazla alınmıyor. Ne yazık ki coğrafyada branşı da bunlardan bir tanesi. Yani KPSS ile kazanmak için bayağı bir çaba göstermeniz, yüksek, aşırı yüksek puanlar falan almanız gereken bölümler arasında. Bir de 2007 yılında sistem değişikliği oldu. Türkiye'de her birkaç yılda bir sınavlar değişir, isimleri değişir, içerikler değişir, konular değişir, soru sayıları değişir. Yani bunları artık takip edemiyoruz. Bizim zamanımızda ÖSS vardı. Bizden sonra da birkaç kere daha değişti. En son 2017 yılında değişip 2018'de uygulamaya konulan sistemde bunları da bayağı bir azaltıldı. Tarih ve coğrafya gibi şeylerin. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Yani sınav süresi 160 dakikadan 120 dakikaya indirildi. İşte daha veya sistem biraz basitleştirmek için yaptıklarını söylüyorlar. Süreyi kısaltmak için yaptıklarını falan söylüyorlar. Bilemiyorum işte sebebini. Soru sayıları bayağı bir azaltılınca bu da öğrencinin coğrafya disiplinine verdiği önemi de azaltmış oldu. Gerek kurslarda gerek milli eğitimlerde. Yani mesela kursa geliyor öğrenci, bir üniversiteye hazırlanan öğrenci. Eylül ayında başlıyorsun TYT konularını. Ta Şubat, Mart ayına kadar eşek yüküyle konu anlatıyorsun. Fiziki coğrafyadan tut, efendim nüfustan, yer şekillerinden, iklimden. O kadar devasa bilgiler var. Çıkan soru sayısı sadece 5. Yani ilk şeyde, ilk sınavlar, ilk aşamada oluyor ya sınavlar. Bu da ne yapıyor? Öğrencinin o alana biraz burun kıvırmasını, yani o kadar konuyu ezberleyeceğim, 5'te onunla diyor uğraşacağıma diyor, gider başka branştan soru çözerim diyor. Bu da gereken önemi vermelerini azaltıyor. Bir de hani o yaştaki öğrenciye şunu bekleyemezsin, idealist olup. Ya coğrafya öyle güzel bir branş ki hayata bakış açımızın katkısı var falan. Evet. O yaştaki öğrenci onu algılayabilecek, düşünebilecek seviyede de değil. Onun amacı en kısa zamanda bir üniversitede bir yere kapağı atıp kısa yoldan iş bulmak, karnını doyurmak. Evet. Yani idealist şeyler de bekleyemeyiz. Dolayısıyla bu biraz bir darbe gibi de düşünülebilir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Buradan şimdi birazcık şeye geçelim. Gökyüzün şekilleri, yani gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların işte ve diğer şeylerin, onların şekilleri, onların coğrafi yapısı. Bu dünyadaki gibi aynı mıdır? Ve ilginç bir durum var. Hani insanoğlu artık aya
gidiyor. Bir kez daha ay yolculuğu yapıyor. En son Artemis gönderildi. Ve gitmeden önce de mutlaka hocam şey yapıyor. İşte bir yeryüzü şeklinde bakıyor. Gezegenin bir oksijen mi var? Ne var bu gezegende? İşte havası nasıl? Ne kadar yoğun havası var? Atmosferi nasıl? Bunlara bakıyor. Ondan sonra da iniyor. Robotla işte taş topluyor vesaire bir şey yapıyor. Mesela Mars'taki yeryüzü şekilleri Dünya'ya çok benziyor deniyor. Bu Dünya'daki yeryüzü şekilleri nasıl oluştu? Mars'takiler ya da diğer gezegendekiler, ki Mars biraz daha bizim için hoş bir konu olur diye düşünüyorum. Hani biz de hakimiz o konuya, ben de ve diğer sıradan izleyiciler de hakim. Bunlar nasıl oluştu? Onlar hakkında şöyle bir şey yapabilir misiniz? Ben de arada aklıma soru gelirse falan sorarım size. Tabii ki. Şimdi dünyadaki fizik yasalarıyla uzaydaki gök cisimleri üzerinde cereyan eden fizik yasalarının aynı olduğu bize işte Newton gibi mesela Newton neyi keşfetti? Elmayı yere düşüren kuvvetin aynısı aynı yasa gezegenleri de yıldızın etrafında döndürüyor. Yani aynı Kütle yasanın çekimi. üzerine olduğunu keşfetti mesela. Ya da mesela Galileo ya yıldızlar dönüyor, dünya da dönüyor, uydular da dönüyor, efendime söyleyeyim. Ya da işte mesela Kepler, efendime söyleyeyim, Kopernik mesela, güneş merkezli şeyi bulan. Bunların çalışmaları, fizik yasaları, teleskopla yaptıkları çalışmalar sadece yasaların dünyada değil, uzayda da geçerli olduğunu öngördü. Mesela Aristo'ya göre önceden evrende hareketsizlik esastı. Yani bir şey dönüyorsa bir süre sonra dururdu. Ama Newton mekaniği öyle demiyor, tam tersini söylüyor. Evrende esas olan şeyin hareket olduğunu söylüyor. Sürtünme olmadığı sürece sonsuza kadar diyor, hareketine devam eder diyor. Dolayısıyla biz mesela bak fizik yasalarını izah ederken bile dünyadaki kısıtlı yaşamı esas almıyoruz. Dünyayı esas alacak olsak Aristo gibi derdik. Esas olan sabitliktir derdik. Ama öyle değil. Fizik yasamızı evrensel standartlara, galaksiler ölçeğinde şey yaparak asıl olan hareketin fizik yasasının hareket olduğunu söylüyoruz. Yani dünyayı şeyden çıkarıyor. Dolayısıyla evrenin her tarafında geçerli yasalar olduğunu çok iyi bildiğimiz için oralarda insan neslinin nasıl yürüyebileceğine dair, oralarda nasıl koloni kurulabileceğine dair bir takım çalışmalar gönderir. Yani mesela Mars'a bir robot gönderir. Peki mümkün mü Mars'a Kadir Hocam? gönderir. Mümkün mü? Yani Mars'ta insanın koloni kurması, oraya yerleşmesi, orada bir insanın yaşayabileceği bir şey, ortam oluşturması mümkün mü? Yani benim bildiğim Mars'ın atmosferi yok. Bu Çok az. ya da çok az. Yani bu bizim için bir şey değil mi? Risk değil mi? Yaşamak için. Tabii ki yani daha burada sizin söylemediğimiz daha 1.000 tane daha risk sayabiliriz ama Nedir abi onlar? efendim Nedir o riskler? mesela şudur Mars'ın çekirdeğinde bir hareket olmadığı için elektrik üretip elektriksel alan yaratamıyor, bir manyetik alan yaratamıyor. Mesela dünyada bir manyetik alan vardır. Güneşten gelen yüklü parçacıklar o alandan geçemez ve dünyamızın kavrulmasını bir nebze önler. Ama Mars'ta bu olmadığı için mesela açık alanda çok büyük bir radyasyona Maruz maruz kalın. kalırsın. Kısa zamanda da cilt kanserinden tahtalı köyü boylayabilirsiniz yani. Bu mesela bir tanesidir. Peki şimdi bir soru daha gelmiş. Ayın atmosferi var mı hocam demiş Ömer Bey. Benim bildiğim yok. Ayın atmosferi yok denilebilecek kadar yani neredeyse hiç yok denilebilecek kadar. Şimdi şöyle bir gezegenin atmosferinin olup olmaması veya yoğunluğu tamamen kütle çekimiyle alakalı. Ayın kütle çekimi 1/6 oranında olduğu için çok hafif yani çekim kuvveti o kadar zayıf ki gazlar vardıysa bile geçmişte bunları tutamayarak uzaya kaçtığı için
Çok 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 aşırı bir belki belli belirsiz bir atmosferi var ama genellikle yok. Evet. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Ay bir gezegen de değil, değil mi? Bir uydu. Yani Uydu. gezegenin etrafında dönen bir gök cismi. Okey. Peki şey de konumuzdu işte, diğer gezegenlerin yeryüzü şekilleri nasıl oluştu? Yani dünyanınkini biliyoruz. Mesela Mars'ta bayağı bildiğin dağ var, işte düz araziler var, plato ovalar, bunlar var. Bunlar nasıl oluştu? Dünyadakini diyor işte, depremler, akarsular vesaire. Mesela ayınkileri biliyoruz, meteorlar. Değil mi? Yani Mars'takiler nasıl oluşabilir? Yani Mars'ta şimdi atmosfer de yok, su da yok ki şey deniyor Mars'ta işte. Bir zamanlar su olduğu düşünülüyor gibi bir şey de söyleniyor. O nasıl bir şeydir hocam? Tabii geçmişte Mars'ın yüzeyinin Dünya'ya çok benzer olduğu çok net bir şekilde biliniyor. Üzerinde okyanuslar var, denizler var, akarsular var, akarsuların oluşturduğu vadiler var, efendim, kıyı tipleri var. Hatta akarsuların hani mesela deniz kenarında böyle yuvarlak taşlar olur. Onların su böyle çarptıra çarptıra etrafını törpüleyerek pürüzsüz hale getirir. Onlardan var Mars'ta. Bu akarsuyun olduğunu gösteriyor. Ama dediğimiz gibi Mars'ın çekirdeği yani dünyadan küçük ya Mars. Küçük olduğu için hızlı bir şekilde soğumuş, enerjisini hızlı kaybetmiş. Dolayısıyla göbeğindeki o demir ve nikel sürtünerek, hareket ederek bir manyetik alanla dünyayı sardığı gibi saramadığı için güneşten gelen elektron bombardımanları orayı yakmış, kavurmuş. O hani iki hidrojen, bir oksijen. Yani şeyde periyodik tabloda çok hafif elementler bunlar. Çekim kuvveti de düşük zaten. Sıcaklıkla bunları vurduğunda kaynayarak uzaya kaçmış, bitirmiş yani. Ha, dünyada niye kolay bitiremiyor? Dünyanın çekim kuvveti çok güçlü. Evet, dünyada da kayıp oluyor. Çekim Mesela kuvveti dünya dönerken bazı hidrojen atomları uzaya kaçabiliyor. Biraz kayıp yaşanıyor ama Mars'taki kadar değil. hocam, çekim kuvveti dünyanın çekirdeğinin eriyik halde olması ve onun sürekli dönmesinden dolayı oluyor, Onu değil mi? şöyle Manyetik anlatayım. alan mı diyor? Yani manyetik alan bundan dolayı mı oluyor? Şundan dolayı oluyor. Yine çekim kuvvetinden dolayı çok fizikle alakalıdır bu gök cisimlerin her hareketi. Demir ve nikel periyodik tabloda çok ağır elementlerdendir mesela. Ağır oldukları için birbirleriyle çeke çeke merkezde toplanmışlar. Yani elmanın çekirdeği gibi düşünün. Tam merkezde birikmişler, çekirdek dediğimiz alanda. Ve burası 5000 derecenin üzerinde sıcaklığa sahip olduğu için sürekli hareket halinde. Yani dünya dönüyor ya, dünya dönerken de bu çekirdek tam senkronize dönemediği için çekirdekle üzerindeki tabaka birbirine böyle sürtüyor. İki nesne birbirine sürterse ne üretilir? Mesela eskiden yaparken cetveli kumaşa sürterdik. Elektrik üretirdik. evet, İşte statik elektrik mi? Yok. demir ve nikel malzeme sürtündüğü için bir elektriksel alan, manyetik bir alan oluşuyor. Zaten elektrikle manyetik aynı şeydir. Elektromanyetik diye birleştirilmiştir. Aynı şey olduğu kanıtlanmıştır. Bu da bir kutuplardan kutuplara doğru dünyayı saran bir manyetik alan oluşturuyor. Peki bu manyetik alan neye karşı koruyor? Şuna karşı koruyor. Mesela biliyorsunuz bir maddeyi ve herhangi bir atomu ısıttığınızda elektron bir üst yörüngeye çıkar. Biraz daha ısıtın, bir üst yörüngeye çıkar. Üst yörünge, üst yörünge derken Çekirdeğe kadar mesela gider mi? güneşte efendim. Çekirdeğe kadar gider mi öyle, yoksa yani üst yörünge dediğiniz çekirdeğe kadar giden bir yörünge mi, yoksa Şuna çekirdekten bakacağız. uzaklaşan? Çok güneşten gelen radyasyonu anlatıyorum şu anda. Ha, okey. Hani dedik ya, elektron bir üst yörüngeye, bir üst yörüngeye çıkar ya. Güneşte öyle bir sıcaklık var ki çekirdeğindeki sıcaklık 15-20 milyon derecelerde, yüzeyindeki sıcaklık 4000-5000 derecelerde. Bu yüksek sıcaklıktan dolayı artık elektronlar o kadar serbest haldeler ki
tutamıyor artık. Çekirdek bunları tutamıyor ve kopuyorlar. Dünyaya doğru bir bombardıman şekli. Buna güneş rüzgarları diyoruz. Bu elektrikle çalışan bir takım uyduları, araçları, radyo sistemlerinin hepsini etkiliyor. Bunlar çok aşırı miktarda geldiğinde bütün dünyadaki iletişim sistemlerini tarumar edebilecek kadar da olabilir. Yani belirli bir döngüleri var bunun, belirli aralıklarla. Hatta onu tahmin etmek için de ayrıca çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar aşırı yüklü parçacıklar, böyle şey gibi, böyle yakıyor temas ettiği şeyi, zarar veriyor. Anladım. Dünyamıza geldiğinde. Elektriksel alan bunlardan koruyor bizi. Yine Ömer Şefik, Ömer Bey, Ömer bugün sorulara boğuyor. Başka canlılar var mı acaba, uzaylı falan? Yani şimdi öyle bir şey ki, hocamız coğrafya hocası. Ben kendi fikrimi söyleyeyim, sonra Kadir Hoca da söyler büyük bir ihtimalle. Vallahi bunu bilemeyiz. Olabilir de olamaz da. Hani vardır ben diyemem, yoktur da diyemem. Bilemeyiz derim. Uzayda can, şimdi canlılardan kasıt en ufak mikro organizma da olabilir. Bilemiyoruz yani derim ben. Bilmiyorum Kadir Hoca nasıl bakıyor bu konuya da, nasıl cevaplar. Şimdi uzayın tabii her tarafını göremiyoruz. Yani uzay sonsuza yakın bir genişlik. Şöyle genel bir kanaat kurabiliriz burada yani. İnsan gibi tamamen tıpkısının aynısı bir canlı olmasını ben çok düşük, aşırı düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Niye? Çünkü dünyadaki şartlar, insanın oluşması öyle özel bir şarttı ki, yani dinozorlar göktaşıyla yok olacak ki arkasından memeli türler öne geçecek falan. Yani biraz böyle çok özel bir şartlarla veya doğal seçilimin şartlarının çok kritik olmasıyla, ama derseniz ki mikroskobik düzeyde canlılar, onu ben %100'e yakın görüyorum. Yani ne olacak? Yani bir sıcaklık, elektriksel alan, efendim proteinin yapı taşları, suyun olması vesaire, bu şartlar yüz binlerce gök cisminde bulunuyor zaten. Mutlaka bir yerlerde bir yeni hayat başlamıştır. Hani bir tek hücreli canlı olur, bir şey olur. Bunu ben çok muhtemel görüyorum, ama İnsanın tıpkısının aynısı bir canlı çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Evet, yani ben de aynı fikirdeyim Kadir Hoca'yla. Çok çok düşük bir ihtimal gerçekten. Çünkü biz işte bulunduğumuz ortama göre böyle şey yapmışız, böyle oluşmuşuz, böyle olmuş. Ama dediğin gibi Kadir Hoca'nın da çok çok düşük bir ihtimal. Şimdi diğer şeyleri de anlattık. İşte diğer gezegenlerin yeryüzü şekilleri vesaire, bunları da anlattık. Tabii başka yayınlar da yapacağız biz Kadir Hocamızla. Belki bunları periyodik hale getiririz. Daha böyle eğlenceli konulara girebiliriz. Bir de bir şeyden daha bahsedelim dediniz hocam siz. Şey miydi bu? Küresel ısınma falan mıydı? Ondan bahsettik galiba biz ya. Onun neden küresel ısınıyoruz? Bir de şöyle bir şey oluyor hocam. Mesela gazetede okuyoruz şeyi biz, yazıyı, haberi. Diyor ki işte dünya ortalama 3 derece daha ısındı diyoruz. Şimdi diyor ki adam, ya 3 derece ne olacak anasını satayım. İşte bizim burası diyor, kışın diyor işte -6 oluyor diyor. Ne güzel diyor, -3 olacak ya diyor. Çok üşük, doğal gazı azaltacağım diyor. Ya da işte yazın diyor. Ya yazın diyor işte 36 derece oluyordu. 30'da ne yapalım, olsun diyor. Yani bu gerçekten böyle mi? Yoksa o 3 derece ya da ortalama, oradaki ortalama başlığı, ortalama yazdıkları, tırnak içinde ortalama yazdıkları şey aslında bir yerde 15 derece ama öbür tarafta 2 derece ve dünyanın ortalamasını aldığında 3 derece çıkıyor gibi bir şey mi? Yani şöyle bir şey söyleyelim. Dünya sıcaklık ortalamasını 6-7 derece düşürdüğünüzde küresel soğuma oluyor. 6-7 derece ısıttığınızda küresel ısınma oluyor. Yani küresel ölçekte bunlar çok hassas rakamlar. Böyle bir de şöyle bir yerle falan ölçülmez bu. Mesela sizin bulunduğunuz yerleşim birimi artık sistematik olarak kışların daha sert yaşandığı, soğumanın daha da artışa geçtiği olabilir. O önemli değil ki.
adı üstünde küresel, yani bütün dünyanın ortalamasını baz alarak söylüyoruz. Yani senin yaşadığın amcaoğlunun köyünü kastetmiyoruz biz yani onu. Yani. Bir de bu neden ısınıyoruz mesela? Buna bir girelim. Fabrikalar vesaire, araba egzozları. Evet. Mesela sera etkisi diye duymuşlardır izleyenler sürekli olarak. Sera etkisi. Evet, sera nedir abi? Çalıştır? Bir araziyi, bir tarlayı üzerini naylonla veya camla kapatırsın. Genelde naylonla kapatılır uçlu olduğu için. Naylonla kapatınca güneşten gelen fotonlar güçlüdür. Kısa dalga boyundadır. Evet. Yani enerjisi güçlü olunca kısa enerji miktarı düştükçe uzun dalga boyuna geçer ve artık kesimlerden geçememeye başlar. Mesela röntgenler niye bizim kemiklerimizden geçebiliyor? Çünkü çok kısa dalga, çok güçlü oldukları için içimizden geçebiliyor. Ama şu ampulün ışığı niye içimden geçemiyor? Zayıf olduğu için, uzun dalga boyu olduğu için. İşte naylonla kapatırsın bir araziyi, güneşten gelen kısa dalga boyu ışınları o naylondan geçer, enerjisini de geçirir, yere çarpar, ısısını bırakır. Isıyı bıraktıktan sonra enerjisi azalınca uzun dalga boyuna geçer. Hmm. Ve artık zayıflamıştır. Girerken geçmiştir ama artık yeterince enerjisi kalmadığı için çıkması gerekir ışıma yoluyla. Ama çıkar ama naylon vardır. Naylondan geçemez. Bu da ne olur? İçeride ısının birikmesine sebep olur. Artık içerisi düdüklü tencere gibi sıcaklık bayağı bir artmaya başlar. Mesela seralara girdiyseniz terlersiniz. Çok sıcaktır oralar. Bitkinin hızlı büyümesi için sıcaklığı sever bitkiler. Mesela ben de bir bahçe yaptım bir ara. Sıcaklığın mesela 35 derecenin üzerine çıktığı Ağustos aylarında bitkiler neredeyse ışık hızıyla büyüyorlar. Bir geliyorsun iki katına falan çıkmış, hani abartmayayım. Bundan dolayıdır. Mesela biz de her saniye sayısız enerji üzerimize çarpar. Eğer ki biz bunları geri yansıtamayacak olsaydık ne olurdu? Kısa zamanda yanar tutuşurduk ısı birikiminden. Isıyı atmamız lazım. Ama mesela naylon geçiriyorsun, battaniye sarınıyorsun, ne oluyor? Sıcaklığı atamadığın için ısınıyorsun, değil mi? İşte bu karbon gazları atmosferde yoğunlaştığında bunlar aynı naylon gibi veya dünyaya bir küresel battaniye veya kalın bir yorgan çekmiş gibi. Güneş cisimleri kısa dalga boyuyla geçiyor ama yere çarptıktan sonra uzaya geri kaçması lazım. Eğer kaçmazsa, yani düşünsene bütün güneşten gelen enerjiyi hapsediyorum, birikir, tutuşturur, olmaz. Isıyı absorbe etmesi lazım, tahliye etmesi lazım. İşte nasıl edecek peki? Gazları yoğun olduğunda... Nasıl edecek abi, yani bir yerden mi çıkıp gitmesi lazım bu gazın? Şimdi karbon gazları ve su buharı ve metan gazı gibi şeyler yoğun olmadığında bunu zaten yapabiliyor yeterli miktarda. He. Biraz bir de zaten gece gündüz var ya, mesela bir tarafta aynı hani 24 saat boyunca güneşi almıyoruz ki. Tamam, burası ısındı, dünya dönüyor. Gece olduğunda biraz da oradan da ısıyı absorbe ederek uzaya yayıyor. Mesela evet. Geceler gittikçe soğur. Gecenin sonu en soğuk andır günde mesela. Anladım. Yani aslında bizim çok fazla metan gazı olması dünyada, bunun fazlalaşması, karbondioksitin ve metan gazının fazlalaşması sera etkisine neden oluyor. Bu da küresel ısınmaya etki ediyor. Evet, ısıyı geri kaçamıyoruz veya kaçması gereken içeride birikiyor. Birikince ortalama sıcaklık artıyor ve küresel bazda 1 derece, 1,5 derece, yarım derece gibi şeyler çok büyük rakamlar. Anladım. Yani milyonlarca ton suyun uzaya kaçması, birçok göllerin kuruması, efendime söyleyeyim denizlerin suyunun azalması, buzların erimesi, ki buzlar tatlı su kaynağıdır. Efendime söyleyeyim deniz kıyısına yakın alçak sahaların sular altında kalması. Ya bugün milyonlarca insan denizin bir metre yakınında falan yaşıyor. Yani bir metre sular yükselse hani birkaç on yıl sonra milyonlarca insanın yaşam alanları, evleri hepsi yok olacak. Bir de hani biz mesela devletlerle bir karış toprak için savaşıyoruz ya,
Ya bu küresel ısınmada hani yüz binlerce metrekare toprağımız denize dönüşüyor. Toprağın da elden gidiyor. Yine o küresel bazda sıcaklığın artması, sıcaklığı seven virüs ve bakteri türlerinin üremesi, çıyanların, zararlı vahşi yaratıkların, efendime söyleyeyim, üremesi, bunlar hızlı bir şekilde küresel ısınma yaşandığında insanoğlu buna adapte olamıyor. Çünkü insan nüfusu çok yaygın, sayısı çok fazla, her tarafta var. Kısa sürede olunca adapte olamıyor. Ama mesela bu 1000 senelik bir ölçekte olsaydı elbette adapte olurduk, hissetmeden geçerdik. Anladım. Benim aklıma konuyla alakalı bir şey gelmiyor. Yavaş yavaş toparlarız zaten hocam. Bir sonraki yayında da yine farklı konu başlıkları seçeriz. Seyircilere de soralım, şu anda izleyenler var ya da izleyecek olanlar, hani yorum olarak da yazabilirler. Şu konu başlığını seçin gibi bir şey. Mesela komplo teorileri olabilir. Hani komplo teorilerini konuşabiliriz. Ne kadar doğrudur bunlar, ne kadar değildir diye. Şimdi iki kişi daha sormuş soru. Biri, uzay seyahatleri olma ihtimali var mı? Yani yakın gelecekte biraz zor gibi düşünüyorum ben. Yani uzay seyahatinden kastın nedir bilmiyorum ama atıyorum işte hani bindik Ay'a gidelim hep birlikte otobüs gibi bir şey. Zordur. Olsa bile çok pahalı olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Ama şöyle bir şey var. İngiltere'de ve bazı ülkelerde var. Uçağı çok yüksek irtifadan uçuruyorlar. Burada yer çekimsiz şeyi deneyim diyorsunuz. Nedir o? Yer çekimsiz ortamı deneyim diyorsunuz. Fiyatı nedir bilmiyorum. Şimdi Kadir Hoca konuşurken ben 2 dakika araştırırım onu. Buna ben cevap verdim. Kadir Hoca da cevap versin. Orada ben o şeyi araştırayım Kadir Hoca. Videoyu. Evet, bazı firmalar yanlış hatırlamıyorsam Felix miydi? Bunlar belli bir milyon dolara ödüyorsun şeye, belli bir yüksekliğe kadar çıkarıyor. Serbest düşüş gerçekleşiyor ki serbest düşüş anında yer çekimi sıfırdır. Mesela asansöre bindiniz, yüksek katlı bir asansör, en üst katına çıktınız, halatları kestiğinizi düşünün ve asansörün serbest düşüşte düştüğü anda o yere çarpana kadar ki geçen anda sıfır yer çekimidir. Yani yer çekimsiz ortamı bu şekilde deneyimlenebiliyor şu anda ama uzay seyahatinden kasıt hani Ay'a gidiş geliş seyahatler falansa ben bunu da çok uzak görmüyorum. Bu yüzyıl içerisinde rahatlıkla bunun ay turizmi falan yapılabileceğini şey yapıyorum. Ama Mars derseniz Mars bayağı bir zor. Yani O çok Mars'a gitmek var. Gitmek daha kolay ama gelmek çok daha zor. Gidip de dönmemek var. dönmesi Yolculuk çok, çok zorluyor. evet. Şey de öyleydi değil mi Kadir Hocam? Bu Ay'a gidildi. Apollo 11, 12, 13. Bunların tamamında aslında yapılan röportajlarda hep şey denmiş. Ya biz gidelim de oradan geri dönmesi çok daha zor denmiş. Bu arada ben şeyi buldum. Videoyu buldum. Şu videoyu ben hemen göstereyim Selim arkadaşımıza. Bir saniye. Şunu alacağım. Bir saniye de alacağım. Yani Zero G diye bir şey. Nedir? Firma. Hemen şöyle şu. Evet. Şimdi bak, çok telife takılmasın diye çok böyle hepsini oynatmayacağım da böyle küçük küçük vereceğim abi. Gerçi bu adamların hani telifle de gidip bizim 300-500 kişilik kanala telif atmaz yani, adam onun peşinde olacağını sanmıyorum da. Bakalım. Atmazsa Atarsa atsın yani. Bak mesela uçak burada abi. Zero G. Sıfır G. Şeyine. Bak burada adresi de var zaten. gozerog.com. Bu adamlara herhalde belli bir ücret veriyorsunuz. Çok yüksek irtifada uçuyorlar. Yer çekimi yükseldikçe azalıyor çünkü. Değil mi Kadir Hocam, dünyanın? Orada sizi böyle bir yer çekimsiz ortamda bir tabii az çok yer çekimi var diye tahmin ediyorum. Ki mesela burada şey de var. Az önce su mu? Orada aslında o çıktıkları yerde, düştükleri yerde de aslında normalde yer çekimi var ve aslında da bayağı da güçlü, %100'e yakın. Burada yer çekimi ortadan kaldıran şey düşme eylemi. O düşme sırasında hani hareket de bir nevi yer çekimidir. Yani arabada gaza bastığınızda ters yönde bir çekim kuvveti oluşur. Arkaya doğru
içilirsiniz. Yapay bir yer çekimi oluşur. Burada düşene kadar yer çekimi yok. Yoksa o çıktığı alanda da hala güçlü yer çekimi devam ediyor yani. Ha, yani irtifanın da etkisi var ama bir anda düşüşe geçtiği için siz aslında o içindeki atmosferden dolayı, uçağın kendi kabinindeki şeyden dolayı boşlukta gibi hissediyorsunuz. Doğru değil mi? Yok, şöyle diyelim. Mesela diyelim o yüksekliğe çıktı ya, bakıyorum orada yer çekimi hala %99 ve üzeridir hala. %100 olmasa da o havayla da ilgisi yok yer çekimi. Hani aşağı doğru düşüyor ya, aha, aşağı doğru düşerken içindeki nesneler aynı kuvvetle ters yöne doğru eşit miktarda yukarı doğru itilme kuvveti oluştuğu için dengeliyor ve nötrleştirmiş oluyor çekim kuvvetini. Yani o sadece düşme anında var. Hani arabanın gaza basarken geriye doğru itilirsin ya, onun gibi düşünün. Yere inerken cisimler havaya doğru kalkma kuvveti oluşuyor. Yer çekimine zıt yönde. Ama çok eğlenceli ya. Videoda baktım ben abi, çok keyifli ya. Yani bak, bir daha açayım. Şuraya bak. Şey, suyu falan atıyorlar. Ulan bunu deneyimlemek isterim ya. Kaç para ki? Baksana abi. Baksana bu. Ya, çok keyifli yani. Uluslararası uzay istasyonundaki deneyimin bir benzeri. Evet. Orada da sıfır değil değil mi yer çekimi? Abi orada da sıfır değil. Hala %90 falan. Oradaki şeyde yine aslında onu bir düşüş sayılıyor. Aynı bu örnekteki gibi. O kadar hızlı gidiyor ki düşme açısını kaçırdığı için merkez kaç kuvvet oluşmuş oluyor ve nötrleştirmiş oluyor. Anladım. Okeydir. Bu soruyu da böyle cevapladık. Senin turu bir şey daha yazmış da bir dakika okuyamadım. Telefondan okuyayım. Düz dünya konusu var mı bu akşam ya? Kadir hocam sizi gören düz dünya diyor. Selim Tuğrul da şeyden hatırlıyorum ben ya. Bu Gökhan falan vardı bizim farklı açılar. Onun kanalı geliyordu, oradan hatırlıyorum. Yani düz dünya konusu değil bu akşam işte. Konumuz bilim, coğrafya. Coğrafi, coğrafya nedir? Kadir hocadan başında vallahi kusura, boğazımda da bir sıkıntı var benim. Yayının başında az çok anlattı bunları. Yayını geri alırsın, onları dinlersin. Ama zaten dünya küre, yani bu ancak aksi ispatlanırsa bilimsel bir şekilde. Yani bilimselden kastım işte, ya ben öyle hissettim, işte kamera yolladım. Balon zaten o yalan söylüyorlar gibi değil de, hani kardeşim bak bizim testimiz bu deyip ispatlanırsa, ikna edilirse tabii ki herkes düzü der. Yani bilim esnek bir şeydir, bilmiyorum. Kadir Hoca aynı şeyi düşünüyor. Dur benimle. Hocam ben bir su içeyim bir dakika. Ya ciddi bir gripal enfeksiyon geçirdim ben geçtiğimiz günlerde. Antibiyotik tedavisi falan devam ediyor. 1000 mg'lık bir antibiyotik içiyorum. Boğazlarım da çok kötü. Zaman zaman böyle gıcık yapıp ciddi bir şeye kadar gidiyor, sürmeye kadar gidiyor. Düz dünya, bilmiyorum Kadir Hoca, bir şey söyleyecek misiniz hocam siz, Saadet Selim? Yani biz onları ciddiye alamayız. Sadece halkta cehaleti yaymamaları için zaman zaman karşılarına çıkıp münazara yaptığımız oldu. Ama biz hiç istisnası fikrisinde asla bir bilimsel veri koyamadıklarını, koymak gibi bir amaçları da olmadığını, bunları sadece dini metinlere dayanarak inanç şeklinde savunduklarını gördük ve sadece ya niye öyle, bizi kandırıyorlar diyor, aldatıyorlar diyor, ya kandırıyorlarla falan bilim olur mu ya, sen ne, hangi akademik camiada bizi kandırıyorlar diye cümleyle gel. Kanıt koyarsın, şöyle şöyle bir şey söyleyeyim ben hani biri gelip burada düz dünyayı anlatacağım dese anlatsın. Benim için sorun değil. Yani desin ki bir, ben düz dünyayı anlatacağım Erdem. Hani izin var mı? Anlatsın. Hani benim bakış açım o an sorun değil. Kendi düşüncesi sorun değil. Hani sorun olmaz. Neyse bu konuyu geçelim bence. Çok üstünde durmaya da gerek yok abi. Ama dediğim gibi hani bu kanal benim kanalım. Evet, istediğin her şeyi anlat. Böyle saçma sapan bir hakaret makaret içermedi söyleyeceği hiçbir şeye. Sorun değil. Aslında Yavuz... Gelsin.
Anlatsın, tartışabiliriz. Yani biz her zaman kapımız açık o tür şeylere. Evet. Şimdi Yavuz Dal hocam sen okusana soruyu çok kötü boğazım. Yavuz Dal çok güzel bir soru sormuş aslında. Gazı daha mı yoğun, ondan mı geçmiyor demiş. Evet, metan gazı çok daha ısı yutuyor ama bu yoğunlukla mı alakalı bilemiyorum yani. Anladım. Araştırmamız lazım. Metan Evet. gazı. Yani bir sonraki yayının konusunu siz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani yorumlar yazabilirsiniz. Şu anda canlı yayın 6-7 kişi izliyor. Siz diyebilirsiniz. İşte şu olsun bu olsun diyebilirsiniz. Ona göre de konu belirlenebilir. Biz yine normal Kadir Hocam'la belirlediğimiz bir konu var. O bir şey var. Onun üstünden gideceğiz. Seçeceğimiz konuda. Bilginiz olsun. Dediğim gibi hani aklınıza gelen bir konu vardır. Konuşulmasını istediğiniz bir konu vardır. Kadir Hoca burada bilgisi dahilinde her türlü şeye cevap verecektir. Kadir Hocam sizin de kanalınız vardı galiba. Onu verelim mi yoksa biraz daha toparlayıp mı vermek istersiniz kanalınızı? Onun da insanlar bilgisi olsun. Kanalımda sadece başka kanallarda yaptığım birkaç videoyu yükledim. Kendim henüz içerik üretmeye başlamadım. İlerleyen dönemlerde de şey yapalım. İçerik üretince zaten otomatik Görünür. olarak görülür bir yerde. Evet, o zaman yavaş yavaş toparlayalım diyorum ben Kadir Hocam. Ne diyorsunuz siz? Olur, toparlayalım. Biraz da başka yayınlara şey kalsın. Malzeme kalsın. Biz şimdi bu Evet. akşam konuşursak bir dahaki yayınlarda malzemeyi bulamayız. Konu bulamayız. Tamam. Evet arkadaşlar, bu akşamki yaptığımız ikinci yayın. Birinci yayın neden bilmiyorum. Bir veri bağlantısı sorunu yüzünden. Çok kesik kesik geldi görüntü. Ses kesik kesik geldi. Yayını izledik Kadir Hoca'ya. Dedik ki bir tane daha yapalım. Aynı yayının tekrarını yapalım gibi bir şey oldu aslında. Başladık, bitirdik. Katılanlara, her iki yayına da katılanlara diyeyim ben. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Sözü Kadir Hoca'ya bırakıyorum. Ardından da yayını kapatıyoruz. İzleyenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Yine sabrettikleri için. Bir dahaki yayınlarda